Merhaba Şifteletnet izleyenleri, ben Tolga Cem Küçükilmez. Bu videomuzda Sony'nin yeni phablet modellerinden Xperia Z Ultra ile karşınızdayız. Xperia Z Ultra esasında phablet kategorisinin de biraz üzerine geçiyor. Phablet Plus diyebiliriz, hatta tablet diyebiliriz. Çünkü 7 inçlik tabletlere yakın bir boyutla geliyor. 6.4 inçlik ekranıyla Samsung Galaxy Note 3 ve HTC One Max'e rakip olarak gelse de bu telefon esasında Galaxy Mega ailesine rakipmiş gibi bir boyuta sahip. Yani Galaxy Mega ile rakip olabilecek boyutlarda. Galaxy Note 3 ve One Max daha kullanılabilir sınırlarda. Z Ultra pek kullanılabilir sınırlarda değil. Açıkçası benim gibi bir insan bile arka cebinde telefonu kullandığı zaman iki parmak neredeyse telefon çıkıyor. Arka cebe sığmıyor neredeyse bu telefon. Ayrıca yüzünüzde de mesela telefon çaldı konuşuyorsunuz. Komik bir görüntü oluyor. Yüzünüzün çoğunu kaplıyor. Hatta yüzünüzden daha büyük bir telefon. Phablet diyebiliriz. Özelliklere geçecek olduğumuzda esasında Sony Xperia Z Ultra'yı Xperia Z1'in donanımıyla donatmış. Fakat multimedya tarafında biraz kısıntıya gitmiş. Özellikle kamera noktasında. Cihazın kamerası, hani kısıntıya gidildiği noktalardan başlayayım inceleme. Xperia SP'deki gibi 8 megapiksellik bir kamera kullanılmış. Bu kamerada LED flash bulunmuyor. LED flash olmaması bu kadar fiyatı yüksek bir telefonda, phablette esasında anlamlayamadığımız bir şey. Yani 1 dolar bile olmayan bir maliyet. Neden bu cihaza konumlandırılmamış? Şaştık doğrusu. Loş ortamlarda fotoğraf çekmeyelim, kabul ettik ama özellikle fener olarak LED ışığını kullanabilme özelliğimiz de bu telefonda da olmadığını söyleyeyim. Tabi ekran oldukça parlak ve büyük olduğu için ekranı da fener gibi kullanabiliyorsunuz ama LED bence olması gerekiyor telefondaki en büyük eksikliklerden biri. Hazır kamerayla başladık. Örnek fotoğrafları görebiliyorsunuz. Günlük fotoğraf çekimi Xperia SP gibi 8 megapiksel Exmor RS sensörlü kaliteli bir fotoğraf çekim performansı var ama Xperia Z ve Z1'den daha düşük bir kaliteye sahip olduğunu baştan söyleyelim. Full HD video kaydı yapabiliyor. Ayrıca ön kamerada 2 megapiksel, o da Full HD video kaydı yapabiliyor. Bunu da okurlarımızla paylaşalım. Cihazın en büyük özelliklerinden bir tanesi Snapdragon 800 işlemciye sahip olması. Snapdragon 800 işlemcisi 2.3 GHz'inde çalışıyor. Bu da cihazı oldukça performanslı bir noktaya getiriyor. Özellikle 3D Mark testinde Maxed Out, yani 10.000 puanın üzerinde puan aldığı zaman hani ben bunu puanlandıramıyorum diye bir uyarı veriyor. O yüzden Galaxy Note 3 gibi Türkiye'de satılan Galaxy Note 3'ten yerine göre daha performanslı. Yerine göre daha az performans göstermesinin sebebi ise hemen onu da açıklayayım. Android 4.2.2 Jelly Bean ile geliyor. Android 4.3 ile gelseydi performansı biraz daha artacaktı. Ayrıca performans değerlendirmelerinde sadece işlemcinin frekansı ve işlemcinin modeli değil, kullanılan bellek modüllerinin hızı, ondan sonra kullanılan depolama biriminin hızı gibi pek çok etmen, veri yolu genişliği de belirgin özellikler arasında yer alıyor. Yani genel olarak testlere bakacak olduğumuzda Galaxy Note 3 ile benzer, hatta yerine göre geçiyor. Yerine göre biraz daha gerisinde performans gösteren bir cihaz olduğunu söyleyelim. Ama Snapdragon 800 ile beraber oyun performansı gerçekten başarılı bu cihazın. İncelediğimiz ürünün ekranı ise 6.4 inç Full HD ekran, 344 PPI değerinde bir çözünürlük bizlere sunuyor. Cihaz 10 parmak çoklu dokunmatik desteğine sahip. Yani bir tablet gibi 10 parmağınızla da cihazı kullanabiliyorsunuz. Yani hem telefon hem tablet taşımaktansa hani Galaxy Note 3, One Max gibi cihazları da küçük bulanlar varsa hani bunun gibi bir cihaz alabilirler. Esasında kısıtlı bir kitleye hitap ediyor ama kısıtlı kitleye de iyi bir şekilde hitap ettiğini söyleyelim. Performansa performans diyor. Cihazda IP58 koruması var. Suya ve toza karşı dayanıklı. Xperia Z1'deki gibi bu özelliği de bu büyüklükte bir cihaz için başarılı buluyorum. Ki emsallerinde, rakiplerinde böyle bir özellik yok. Bunu da hatırlatalım. Cihazın ekranında X-Reality Engine ve Triluminos ekran var. Böylece renk kalitesi oldukça başarılı. Bunu da hatırlatalım. Cihazın diğer özelliklerine baktığımızda 2 GB RAM var. Xperia Z1'deki gibi. Ayrıca 16 GB depolama var. Ayrıca microSD ile bu hafızayı arttırabiliyoruz. İşletim sistemin tarafına geldiğimizde tekrar edeyim. Android 4.2.2 sürümü var. Rakiplerinin biraz gerisinde keşke 4.3 ile direkt çıksaydı ama 4.3'ü kısa bir süre içerisinde alır. Yazılım olarak çok büyük özelleştirmeler yok. Mesela Galaxy Note 3'te S Pen var. Pek çok sensör kontrolü var, ses kontrolü var, o var, bu var. Bir sürü şey var.
Bu da çok yazılımsal olarak bir özelleştirme yok, sadece diğer uygulamalarda küçük pencereler var. Bu küçük pencerelerin biraz daha arttırıldığını görüyorsunuz. Bu tabii HTC'ye göre biraz daha avantaj. HTC'de One Max'te hiçbir özelleştirme yok. Direkt Android'in Sense özelleştirilmesi yapılmış. Ama bu büyük ekranda küçük pencereler bazen işe yarıyor, küçük uygulamalar işe yarıyor ama Galaxy Note 3'e göre özelleştirmelerin biraz da vasat olduğunu söylemek istiyorum. Cihazın performans testlerine geçelim. Ondan sonra da bataryayla incelememizi bitirelim. İlk testimiz Geekbench 2.0. Geekbench 2'de XPS'de Ultra'nın 3880 puan aldığını görüyoruz. Galaxy Note 3 burada 4012 puan alıyordu. Çok az bir fark var. Note 3'ün Android 4.3 ile gelmesinin avantajını burada hissediyoruz diyelim. GL Benchmark 2.5 Egypt'te Full HD offscreen olarak aldığımızda Z Ultra 60 FPS alıyor. Burada Note 3'te 69 FPS almıştı. Burada da Note 3 önde gözüküyor. Quadrant standarttaki direkt puana bakacak olduğumuzda 20.403 puana alan Xperia Z Ultra burada Note 3'ü geride bırakıyor. Diğer bir testimiz AnTuTu Benchmark. AnTuTu Benchmark'ta da Xperia Z Ultra oldukça başarılı bir puana sahip. 32.955 puan alıyor. Note 3 de burada 32.173 puan almıştı. Yani neredeyse 1000 puanlık bir fark var arada Xperia Z Ultra yararına. Son testimiz 3D Mark. 3D Mark'ta 10.000 puanın üzerinde Maxed Out alıyor. Aynı testte Galaxy Note 3 8.980 puan alıyordu. Burada da aradaki grafik işlemci ve işlemci farkı bariz bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Cihazın genel olarak performansı oldukça başarılı, arayüzünde hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Snapdragon 800 zaten yorumlamaya pek gerek yok. Şu anda Android dünyasının en iyi işlemcisi. Full HD oyun deneyimi de oldukça başarılı. Performans testlerinde Note 3'ten bazen geride olsa da açıkçası ben direkt salt performansa bakıyorum diyorsanız Türkiye'de satılan Exynos işlemcili Note 3 yerine bu cihazı yönelebilirsiniz. Snapdragon 800 sizi üzmeyecektir, açıkça söyleyelim. Android 4.4 güncellemesi geldikten sonra bu cihazdan çok daha yüksek performanslar alınabileceğini de baştan söyleyelim. Cihazın gelelim bataryasına, rakiplerine göre bu açıdan biraz daha düşük. 3050 mAh'lık bir batarya kullanılıyor. 3200 mAh'lık Galaxy Note 3 ya da 3300 mAh'lık One Max'e göre ekrana daha büyük olmasına rağmen daha düşük bir batarya sunarak pil ömrü açısından biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Ekran ışığını full'e alıp işlemciyi de çok yoğun kullanan uygulamalar açarsanız bir günü zor çıkarabiliyorsunuz ama normal kullanımlarda bir gün gibi bir değeri yakalayabiliyorsunuz. Hatta pek çok uygulama kullanmıyorsanız standart altı kullanımla 2 gün 3 günde görebilirsiniz. Hatta bekleme süresiyle bu telefon 4-5 gündür açık bekleme süresi olarak onu da söyleyelim. Kısaca özetlemek gerekirse performans açısından büyük ekranlı bir telefon almak isteyenler açısından Xperia Z Ultra oldukça başarılı bir seçim. Tamam, telefonun büyüklüğünden şikayet ettik. Büyük bir alan kaplıyor. Ağır bir telefon ama oldukça ince. Bu açıdan Xperia geliştiricilerini de övmemiz lazım. Tam 6.5 milimetrelik bu telefonu açıkçası ben beğendim. Su geçirmeme ve toza karşı dayanıklı olma özelliği de bir cabası. Bir başka incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.